Herkese merhaba. Bugün yine bir kendin yap atölye aleti videosuyla karşınızdayım. Bu projede bir tane torna tezgahında kullanılmak üzere kalem yapımını, bir kater yapımını göstereceğim ben size. Projeye geçmeden hemen önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalımın bir tane Instagram hesabı var. Bunu takip ederseniz ayrıca bütçeniz doğrultusunda kanalımın katıl butonuna tıklayarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu ve benzeri projelere ihtiyaç duyan arkadaşlar için de iletişim bilgilerim bu videonun açıklamalar kısmında yazıyor. Oradan bakabilirsiniz. Bu projede özellikle torna tezgahında yüksek yüzey kalitesi elde etmek isteyen arkadaşlar için bir tane bilyalı kater yapımını göstereceğim ben size. Bu aslında benim çok odağımda olan bir konu değildi. Ancak YouTube'da gezinirken böyle bir ürün gördüm ve neden kendim yapmıyorum diye yola çıktım ve sonuçta bu çıktı ortaya. Aslına bakarsanız sonuç gayet başarılı. Ancak bir takım handikapları var. Zaten konunun bütün detaylarını siz videoyu izlerken ben size aktarmaya çalışacağım. Ama yine de bahsetmeyi ihmal ettiğim bir konu olduğunu düşünüyorsanız yorumlardan sorabilirsiniz. Ben elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum zaten bütün yorumlara. Şimdiden beni sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Katerin yapımı için ben 1030 ıslah çeliği kullanmayı tercih ettim. Bu çelik genel makine aksamı ve taşıt yapımında genel maksatla kullanılan bir çelik türü. Önce katerin uç kısmını yaparak başlayacağım. Buradan metrik 13 diş açıp ardından çubuğun içini 9 mm matkapla deleceğim. Metrik 13 diş açmak gerçekten zor oluyor. Belki daha büyük bir pafta koluna ihtiyacım var. Belki ileride daha büyük pafta ve kılavuzları tutmak için yeni kollar yapabiliriz. Şimdi 9 mm deliği açayım. Bu çap için 8.9 mm çapında bilye çok ideal olacak. Kesme kateri yerine uç taşlamayla kesmek çok daha kolay ve hızlı oluyor benim için. Ama torna tezgahının yataklarını taştan çıkan tozdan ve kıvılcımdan korumak çok önemli. Buna özellikle dikkat etmek gerekiyor. Dar alanlarda çalışabilmesi için bu katerin 30 derece açıyla konik olarak parçanın ucunu tornalıyorum. Bu kısımda da bilye olacak. 30-30 toplamda ucun iki tarafı 60 dereceye tamamlanacak. Şimdi bilye çıkıp gitmesin diye ucu kenarlardan zımbalayarak şişireceğim. Çok küçük bir kuvvetle vuruyorum. Parçayı çok şişirmemek gerekti. Bence sonuç başarılı. Önemli olan bilyeyi olduğu yerde tutabilmek burada. Şimdi ana gövde kısmına geçeyim. Ucuna metrik 13 diş ve bir fatura açacağım.
Bu iş çap kalemliği gerçekten çok kullanışlı oldu. İyi ki yaptım. Evet, parçalar birbirine eldiven gibi uydu. İki parçayı da tekrar tornaladığımda çok daha iyi duracak. Şimdi frezede rulmanın geçeceği bir kanal ve rulmanın tutması için vida deliği açacağım. Evet, bu vidalı katerde rulman kullanılması gerekiyor. Ben 17 mm çapında bir rulman kullanacağım. Önce civata deliğini açayım, ardından rulman kanalını açacağım. Aslında ekipman bozmak hiç huyum değildir ama nazar çıktı diyelim. Tamamen benim hatam. Parçayı kalemliğe doğru bağlamak için sap üzerinde iki paralel satı elde etmek için yine freziyi kullanacağım. Katerin yapımı bitti. Montajını yapıp test edelim. Araya Portekiz'den satın aldığım bakır rondellerden koyarak güzel bir görüntüye sahip olmasını sağlıyorum. Bence çok yakışıyor bu şekilde kontrast olması. Şimdi hizalamak için yeterli miktarda sıkacağım. Bu bakır rondeller de aşırı sıkıştırmanın önüne geçiyor ve kendi kendine gevşemesini engelleyecek. Kabaca tornalayıp teste başlayalım. Sonuç gerçekten inanılmaz oldu gibi. Kuru ve yağlı tornalama arasında farkı görmek istiyorum. Bunun için kontrol bölümleri oluşturacağım. Sağ bölüm kuru, ortadaki yağlı olarak tornalayacağım. Sol bölüm ise tamamen kontrol bölümü olacak. Orayı ellemeyeceğim. Parçayı mikrometreyle bir ölçmek istiyorum. Kuru bölüm 18 onda 8 milimetre, yağlı tornaladığım bölüm 18 onda 8 milimetre,
Dokunmadığım bölüm ise 18-10'da 7 mm. Bence gayet uygun. Yüzey kalitesinin kozmetik olarak önemli olduğu ve ölçü toleransına nispeten yüksek olduğu parçalar için gayet uygun diyebilirim. Ama buradaki faturalı parçalarda en dip kısma kadar düzeltme maalesef bu tip takımlarla yapamıyoruz. Ve her ne kadar yüzey pürüzsüz görünse de aslında bir miktar dalgalanma yapıyor ve malzemeyi bir miktar eziyor. Dolayısıyla bu çok tercih edilmeyen bir durum olabilir. Burada rulman bilyası kullanılmasının hiçbir sakıncası yok. Rulman bilyaları çok yüksek sertlikte materyallerden yapılıyor. Dolayısıyla ıslah çelikleri ve ısıl işleme uygun çelikler, imalat çelikleri gibi parçaların üzerinde işlem yaparken bu tip bir rulman bilyasına zarar vermeniz çok kolay değil. Dolayısıyla güvenle bu ekipmanı kullanabilirsiniz.